Yani şimdi sen bana yardım etmeyecek misin? Edemem abi. Her seferinde bu son diyorsun ama 3 gün sonra yine aynı hikaye. Demek öyle Emin Bey. Abi, sen o kötü alışkanlıkları bırakmadan olmaz. Benimle doğru düzgün konuş. Hem bu şirkette senin kadar benim de hakkım var. Ne hakkından bahsediyorsun? Rahmetli babam ikimize de eşit pay verdi. Sen kendi hakkını kumarda, içkide yedin bitirdin. Hak falan yok abi. Ben sana yapacağımı biliyorum. Öyle olsun Emin. Yemin ediyorum ki bir daha senden asla yardım istemeyeceğim. Abi, bana kızmaya hakkın yok. Yok. Kızmadım. Sadece kendi kendime bir söz verdim. Bir daha senden iğne bile istemeyeceğim. Bunu sen istedin. Anladın beni değil mi? Anladım. Anladım da emin misiniz Nedim Bey? Bak Sefer Usta. Karar senin. Borçlarını ödeyemezsen evinin dükkanının gideceğini biliyorsun. Ben sana borçlarını ödeyebileceğin, hatta üzerine para kazanacağın bir teklif yapıyorum. Sadece frenlerin ayarıyla oynayacaksın. Gerisi takdiri ilahi. Peki parayı ne zaman alırım? Ne zaman sevgili kardeşim Hakk'ın rahmetine kavuşursa o zaman. Ha, istemiyorsan yapma. Ben başka birini bulurum nasıl olsa. Peki sana nasıl güveneceğim? Ben sana yanlış yapabilir miyim Sefer Usta? Yapamam. Neden? Çünkü ikimiz de aynı gemideyiz. Merak etme. Benimle birlikte sen de zengin olacaksın. Ne zaman alacakmış arabasını? Bugün alır. Güzel. Sen de elini çabuk tut o zaman. Seçil'in bu gece mezuniyet töreni var. Ve sevgili kardeşim İzmit'e gitmiş. Ben üzerime düşeni yaptım. Göreceğiz bakalım. Şehir içinde pek sorun olacağını zannetmiyorum. Çünkü hız yapamaz. Yani başına talihsiz bir kaza gelmesi için sevgili kardeşimin hız mı yapması gerekiyor? Aynen öyle. Bir arayayım bakayım. Kızının törenine yetişmesi için gaz verelim. Ah kızım ya, yine mi? Abim arıyormuş. Efendim abi. Yoldayım, geliyorum. Evet, biraz geç kaldım. Ama yetişeceğim. Yani yetişmek için elimden geleni yapacağım. Trafik biraz yoğun gibi ama inşallah açılır. Kardeş işte.
Ne kadar kızsa da. Keşke geçen gün istediğini verseydim. Evet. Az önce aradın ya kızım. Araba kullanıyor adam. Tasalanma, yetişir. Beni nasıl bulacak acaba? Çok merak ediyorum. Nasıl bulacağını söyleyeyim. Bir prenses gibi bulacak. Trafik yoğunmuş. İnşallah açılır. Sonra bas kaza Emin. Bas kaza. Bas, bas. Sonra gül. Yarım saate oradayım. Zehra teyze. Zehra teyze. Ne oluyor deli kız? Babam mesaj yazmış. Yarım saat sonra oradayım diyor. Kıyafetim nasıl? Kırışmamış değil mi? Saçım? Saçım nasıl? Bozulmuş mu? Ha? Gayet güzel görünüyorsun kızım. Bu gecenin yıldızı olacak kadar güzel. Çok şükür trafik rahatladı. Yetişemeseydim çok üzülürdüm. Baba, gel artık. Yarım saat doldu, hadi ama. Cevap vermiyor. Vermediğine göre gelmek üzeredir. İyi de neden cevap vermesin? Bir daha deneyeyim. Alo baba. Siz kimsiniz? Ne? Ne oluyor Seçil? Babam. Seçil ne oluyor? Babam. Seçil ne oluyor? Babam. Seçil. Seçil. Seçil yavrum. Seçil. Seçil yavrum, ne oldu? Seçil, aç gözünü. Seçil. Seçil. Ay Allah'ım, neler oluyor? Seçil. Thank you.
Onun kaderi böyle yazılmış. Ne kaderi Nedim Bey? Ben o frenlerin ayarlarıyla oynamasaydım... Ömrü o kadarmış. Ayrıca bu konuyu ikide bir de açmanı istemiyorum. Yerin kulağı var. Ben de konuşmak istemiyorum bu konu hakkında. Hakkım olan parayı aldıktan sonra tamamen unutacağım. Para için bir süre daha bekleyeceksin Sefer Usta. Ama öyle konuşmamıştık. Canım, bekleyeceksin dediysek yani aylarca bekleyeceksin demedik. En fazla bir ay. Bir ay sonra rahmetli kardeşim Emin Şahiner'in şirketinin idaresi benim üzerime geçecek. İşte o zaman vereceğim hakkını. Kızı ne olacak? Kızı varken neden şirketin idaresi sana geçsin Nedim Bey? Soru sorma Sefer Usta. Sadece bekle ve gör. Şimdi şirketin idaresi Seçil'e mi kalacak? Seçil ne anlar şirket idare etmekten? Ama kanun onu tanır. Kanun onu tanır diye işin peşini mi bırakalım yani? Sonra bir gün evlenir, elin yabancısı geçer şirketin başına oturur. Öyle olacak zaten. Olmayacak. Senin aklından geçen bir şeyler var galiba. Seçil'i yanıma alacağım. Ve birkaç gün sonra ona rapor alacağım. Rapor mu? Ne raporu? Sonra anlatırım. Önce Seçil'i buraya getirelim de. Seçil. Günlerdir şu odadan dışarı adım atmadın kızım. Amcan telefon etti az önce. Ha? Seni yanına alacakmış. Bir süre onun yanında kalmamızı istiyor. Olmaz. Ama yavrum böyle yaşayamazsın. Yaşamak isteyen kim? Seni çok iyi anlıyorum. Ama ben buna izin vermem Seçil. Senin eriyip gitmeni seyredemem. Babamı çok özlüyorum Zehra teyze. Çok. Biliyorum bir tanem. İşte amcan da bu zor günlerinde senin yanında olmak istiyor. Bir süre evine gidelim istersen. Sonra yine evimize döneriz. Sen beni bırakmayacaksın değil mi? Ben seni hiç bırakır mıyım? Bırakabilir miyim? Sen bana hem annenin hem babanın emanetisin. Amca bu gece alacakmış bizi. Kırmayalım onu gidelim. Sen istediğin zaman evimize geri döneriz. Güzel kızım benim. Bu suratın hali ne? Seçil'i ve Zehra'yı neden getirdin buraya? Sana sonra anlatırım demiştim.
Şimdi beni çok iyi dinle. Seçil hasta. Hem de çok hasta. Bu durumda onun şirket işleriyle ilgilenmesi imkansız. Bizim elimizden ne gelir? Sus be kadın, sus. Sus da dinle. Ayrıca o şirkette benim de hakkım var. Emeğim var. Şimdi işin başına geçme zamanı. Ama önce Seçil'i devre dışı bırakacağız. Nasıl yani? Seçil şu an yarı diri durumda. Eğer ona hasta olduğuna dair rapor alabilirsek... şirketin tek yetkilisi ben olurum. Ama bunun için yapmamız gereken şeyler var. Bir kere Zehra'nın Seçil'in odasına sık sık girmesine izin vermeyeceksin. İkincisi ve en önemlisi, hemen her fırsatta Emin'in ölümünden Seçil'in sorumlu olduğunu hatırlatacaksın. Zaten öyle değil mi? Eğer Seçil babasını sık sık arayıp geceme yetiş demeseydi, Emin şimdi yaşıyor olacaktı. Evet, öyle. Seçil'in deli olduğunu ispat edip raporu aldığımız gün şirketin başına geçeceğim. İşte ondan sonra kimse tutamaz beni. Erdem ve Engin'i de derhal İstanbul'a çağıracağım. Gelirler mi? Gelirler tabii. Burada iyi kazanırlarsa Amerika'da ne işleri var? Çocuklarım gelecekler inşallah. Eski günlerdeki gibi. İnşallah. Ama önce rapor. Raporu mutlaka almamız lazım. Zehra Hanım. Ne yapıyorsun? Seçil'in yemeğini getirdim. Ben veririm. Ben versem... kuzucuğumu bütün gün görmedim. Görmemen gerekiyor zaten, bırak. Neden? Doktor öyle söyledi. Doktor mu söyledi? Ama neden? Seçil'in iyileşebilmesi için kafasını boşaltması... eskiye ait bir şey görmemesi gerekiyormuş. Şimdi seni görürse babası aklına gelecek. Malum. Siz üçünüz bir aileydiniz. Böyle tedavi mi olur Nedim Bey? Sen doktordan iyi mi bileceksin? Ne diyorsam onu yap. Ama ben yavrumu görmeden yaşayamam. Bu nasıl tedavi? Seçil, yemeğini getirdim. Canım istemiyor. Ne demek canım istemiyor? Yemek zorundasın kızım. Ya çık artık şu suçluluk duygusundan. Sana hak veriyorum. Babanı geceme yetiş diye sıkıştırdığın için kendini suçlu hissediyorsun. Baban mezuniyet törenine yetişebilmek için hız yapmasaydı... belki şimdi yaşıyor olacaktı. E tabii sen de doğal olarak kendini suçlu görüyorsun. Ya ben olsam ben de kendimi suçlardım. Babamı ben öldürdüm diye kahrederdim. Ben öldürmedim. Babamı ben öldürmedim. Babamı ben öldürmedim. Ben öldürmedim. O benim babamdı. Canımdı. Ben öldürmedim babamı. Ben öldürmedim. Seçil, yavrum. Ben öldürmedim. Seçil. Ben öldürmedim. Seçil, kızım sakin ol. Ben öldürmedim. Babamı ben öldürmedim. Tabii ki sen öldürmedin yavrum. Seçil. Sakin ol yavrum. Yavrum. Seçil sakin ol kızım. Sakin ol Seçil, böyle konuşma yavrum. Öldürmedim.
Sakin ol Seci, öyle konuşma. Yavrum. Babamı ben öldürdüm Zehra teyze. Derhal doktora götürmeliyiz. Katilim. Kuzum yapma. Seçim. Yavrum. Çalışıyor bu adam. Seçil'in o halinden memnundu sanki. Ama neden? Amacı ne olabilir? Benim de yanına gitmemi istemiyorlar. Gideceğim. Onlar gitme deseler de ben yavrumun yanında olacağım. Beni duyuyor musun? Seçil. Seçil cevap ver. Seçil. Seçil. Beni duyuyor musun? Cevap ver Seçil. Seçil yavrum. Seçil kızım cevap ver. Seçil biraz zor cevap verir sana. O kadar ilacı içtikten sonra yarın öğleye kadar top atsan uyanmaz. Ha, uyandığı zaman ne yapacağını biliyorsun değil mi? Sen hiç merak etme. Bir an önce bitmeli bu iş. Benden başka bekleyenler de var. Öldüğünden bugüne hemen her gece Emin Bey rüyama giriyor. Allah Allah. Ne diyor? Senden intikam mı alacağım diyor. Ölümüne neden oldum Nedim Bey. Daha doğrusu ikimiz birden neden olduk. İkide bir aynı şeyi söyleyip durma. Ömrü bu kadarmış. Biz ne yapalım? Öyle olmadığını ikimiz de biliyoruz. Parayı da hala alamadım ayrıca. Ben aldım mı ki sana vereyim? Ne zaman alacaksın Nedim Bey? Şirketin başına geçtiğin zaman. Aa, ölme şeyim ölme. Az kaldı. Hem de çok az. Neyse, ben gideyim artık. Ha, benim arabanın kaloriferlerinde bir sorun var. Ona bir bakarsın değil mi? Bakarız. İşi bitince eve yollarsın. O kolay. Sen yeter ki bir an önce diğer işi bitir. Diğer iş daha da kolay. Tereyağından kıl çeker gibi bitireceğim o işi. Neden bu perdeler her zaman kapalı? Kendini bu kadar hırpalamana gerek yok. Babanın ömrü o kadarmış.
Her ne kadar sen onun ölümüne sebep olmuş gibi gözüksen de kaderi öyleymiş. Bu gerçekle yaşamaya alışmalısın. Hem merak etme. Baban sana dargın ölmemiştir. Kulaklarını tıkayarak gerçeklerden kaçamazsın. Yeter! 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 Babamı ben öldürdüm. Anladın mı beni? Ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Çiğ, sakin ol. Ben öldürdüm. Duydun mu beni? Babamı ben öldürdüm. Hayır kızım. Sen öldürmedin babanı. Ben öldürdüm. Hayır. Aklını yitirmiş bu. Söylediğin doğru. Babamı ben öldürdüm. Deli bu. Hem de zır deli. Babamı ben öldürdüm. Seçim. Kızım, güzel kızım, sakin ol yavrum. Babamı ben öldürmedim Zehra teyze. Ben babamı çok seviyordum. Neden öldüreyim onu? Neden bana böyle söylüyorlar? Bu evden hemen gitmeliyiz. Hiçbir yere gidemezsiniz. Duydun mu beni? Hiçbir yere gidemezsiniz. Ha. Ama istersen sen gidebilirsin. Ama Seçil burada. Benim himayemde olacak. Ben onu bırakmam. O zaman adam gibi otur oturduğun yerde. Saçma saçma konuşma. Seçil buraya geldikten sonra daha kötü oldu. Çünkü... Seçil'i benden daha fazla mı düşünüyorsun yani? Neyin oluyor ha? Neyin? Hiçbir şey. Ama benim canım kanım o. Kardeşimin kızı. Dayı kolay gelsin. Oo Tarkan hoş geldin. Hoş bulduk dayıcığım. Hangi rüzgar attı seni buraya yeğenim? Ne rüzgarı? Dayımı görmeye gelemez miyim? Ne oldu dayı? Adamın arabasını gönderecektik ya. İşi bitmedi mi? Bitti bitti de ama götürecek adam yok. Sahi, nerede senin elemanlar? Orhan'ın abisinin düğünü var, memleketine gitti. Diğeri de top oynarken kolunu kırmış, bir süredir gelemiyor. Yalnız kaldın desene. Sorma. Benim yapabileceğim bir iş varsa... Sen ne anlarsın araba tamirinden? Sen ancak insan tamir edebilirsin doktor. Araba tamirinden anlamam ama teslim işi var dedin ya, onu halledebilirim. Bak o olur işte. Nedim Bey'in arabasını bırakabilirsin. Zaten çok yakın. Yol üstünde. 500 metre ileride. O zaman önce o işi halledeyim, sonra sohbet ederiz. Tamam yeğen, sen arabayı götür. Çayın suyunu da koyuyorum. Ha Tarkan. Anahtarları unuttun. Merhaba. Nedim Bey'in evi değil mi? Evet. Beni Sefer Usta gönderdi. Nedim Bey'in arabasını getirdim. Aa, evet. Yalnız rica etsem içeri çeker misiniz? Tabii.
Buyurun. Çok teşekkürler. Seçil'in odasına doğru bakıyor. Kim bu acaba? Allah Allah. Oo yeğenim, ne çabuk geldin. Bu saatte trafik olmuyor. Sağ ol yeğenim. Şimdi birer çay içeriz değil mi? İçeriz vallahi. Dayı, bu Nedim Bey'in kızı var mıydı? Ne yapacaksın Nedim Bey'in kızını? Bir şey yapmayacağım. Sadece merak ettim. Nedim Bey'in iki oğlu var. İkisi de Amerika'da. Neden sordun? Evde bir kız vardı da... Yeğenidir. Yeğeni mi? Bir yeğeni olduğunu biliyorum. Ama belki de o değildir. Nasıl kederli bir yüzü vardı. Bu dünyaya ait değildi sanki. Al bakalım. Sağ ol. Anlat yeğen. Yine Seçil'in odasındalar. Kapıyı da kilitlediler. Ne olursa olsun gideceğim yanlarına. Ama odayı almayacaklar. Seçil'imi yalnız bırakamam. Yarın seni doktora götüreceğim. Bu durum sadece senin başına gelmiş değil kızım. İstemeden de olsa yakınlarının ölümüne sebep olan bir sürü insan var. Aslında kardeşimin ölümüne sebep olduğun için benim sana kızgın olmam lazım. Ama ben senin bunu isteyerek yapmadığını biliyorum. Ve senin iyileşmeni çok istiyorum. Ve bu yüzden seni doktora götüreceğim. Musibet geldi yine. Seçil yavrum. Aç kapıyı yavrum Seçil. Zehra teyze. Kuzum. Aç kızım kapıyı. Aç kızım kapıyı. Seçil. Seçil. Ne yapıyorsunuz burada? Sana ne? Sana hesap mı vereceğiz? Seçil günden güne kötüye gidiyor Nedim Bey. Ben onu alıp gitmek istiyorum. Ya sen kimsin de böyle bir karar alıyorsun? Ben Seçil'in iyiliğini istiyorum. Çok zor iyileşir o. Babasının ölümüne neden oldu. Bundan sonra iflah olmaz. Ne diyorsunuz siz? Emin Bey'in ölümüyle Seçil'in hiçbir ilgisi yok. Var olduğunu sen de biliyorsun Zehra Hanım. Hayır yok. Ama kendisi suçlu olduğuna inanıyor. Ve ben onu bu düşüncesinden uzaklaştırmak için uğraşıyorum. Siz uğraştıkça Seçil daha kötü oluyor. Sen bu işe karışma. Eğer karışacaksan bu evden git. Seçil'i almadan hiçbir yere gitmem. Ya sen ne salak bir kadınsın? Seçil benim yeğenim. Onun üzerinde söz sahibi olacak tek kişi benim. Rahat bırakın beni. Babamı ben öldürmedim. Onu ben öldürmedim. Seçil sakin ol. Ben öldürmedim. Babam benim her şeyimdi. Ben onu öldürmedim. Ben öldürmedim. Anladınız mı beni? Öldürmedim. Tabii
sen öldürmedin yavrum. Sen öldürmedin kuzum. Hayır. Ben öldürdüm. Katilim ben. Baba katili. Hemen gidiyoruz bu evden. Hemen bu gece. Bu gece gidiyoruz. Kes sesini. Çık dışarı diyorum sana. Neler oluyor bu evde? Gündüz gördüğüm kız mı bu Bahram? Bağırma ona. Babamı öldürmedi. Ben öldürdüm. Seçil. Yavrum sakin ol. Babamı ben öldürdüm Zehra teyze. Allah benim belamı versin. Allah'ım sen yavruma yardım et. Biz inersek diyelim. Kendini babasının ölümünden sorumlu tutacak. Kesin tedavi olması şart bu kızın. Yarın mutlaka doktora gitmesi lazım. Siz neden durmadan aynı şeyi söylüyorsunuz? Ne söylüyormuşuz biz? Babanı sen öldürmedin demeniz bile Seçil'i etkiliyor. Ben öldürdüm. Ya sen kim oluyorsun da benimle böyle konuşuyorsun? Hemen çık bu odadan. Hatta evimden de defol. Defol dedim sana. Defol. Defol. Bugün de gelmiştin değil mi? Gelmiştim. Nedim Bey'in arabasını getirmiştim. Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın o Nedim Bey'i. Az önce istemeden de olsa bağırışmaları duydum. Kim o kız? Nedim Bey'in yeğeni. Peki neden babamı ben öldürmedim diye bağırıyordu? Emin Bey'i bir ay önce trafik kazasında kaybettik. O gece mezuniyet töreni vardı Seçil'in. Seçil kim? Bağırışmalarını duyduğum kızın adı Seçil mi? Bana şu konuyu detaylı bir anlatsanız. Ben doktorum. Bir faydam dokunabilir. Seçil'ime yardım edebilir misin? Mezuniyet töreni vardı o gece Seçil'i. Üniversiteden mezun oluyordu. Babası yani Emin Bey şehir dışındaydı. Seçil babasını yetişemeyeceğinden endişeliydi. Çok düşkündü babasına. Emin Bey onun hem babası hem annesiydi. Şimdi hiçbir şey düşünmeden uyuyor. Yarın seni doktora götüreceğim. Yarın istediğin rapor alacağım galiba. Çok korkunç bir şey bu. Benim anlamadığım neden kızım öyle davranıyorlar? Neden ikide bir babanı sen öldürdün diye imada bulunuyorlar? Emin Bey'in maddi durumu iyiydi değil mi? Hem de çok iyi. Şairler Tekstil'in sahibiydi. Seçil'i delirtip işin başına geçmek istiyor olabilirler. Ne? Aman Allah'ım. Seçil düşündüğümden daha kötü tehlikede o zaman. Benim bir şeyler yapmam lazım.
Ne olur yardım edin bana. Yarın doktora gideceklerdi değil mi? Evet. Siz şimdi eve dönün. Dönemem. Kovdu beni. Dönün. Dönmelisiniz. Özür dileyin ve kendinizi affettirin. Size kartımı veriyorum. Seçil'i doktora götürecekleri anda bana haber verin. Mutlaka haber verin, anlaştık mı? Hastanın adı mı? Seçil. Seçil Şahinler. Evet, evet. Peki kaçta gelelim? Tamam, 11'de oradayız. Teşekkürler. Hangi hastaneye götürecekler acaba? Tamam Zehra abla. Hangi hastane olduğu önemli değil. Ben oraya geliyorum. Sen rahat ol ve hiçbir şey belli etme. Kapatıyorum. Bir depresyon geçiriyor. Babasını kendisini öldürdüğünden emin. Evet, öyle. Peki ne yapacağız doktor bey? İlaç tedavisiyle birlikte psikolojik destek vermemiz gerekecek. Yalnız şöyle bir sorun var. Seçil babasının tek varisi. Şirketin yönetimi şu anda onda. Ama Seçil bu durumda kendini bile yönetmekten aciz. Rapor mu isteyeceksiniz? Yani mümkünse. Hayır, biliyorsunuz işler beklemez. Geçici bir rapor verebiliriz. Hastam var. Lütfen sıranızı bekleyin. Oo, genç meslektaşım, hoş geldin. Ama içeride hasta varken girilemeyeceğini en iyi senin bilmen gerekir. Ben hasta değilim. Bir yanlışı önlemek için izinsiz girdim odanıza. Ne yanlışı? Bu adam yalan söylüyor. Ne yalanı? Kardeşinden kalan malları sahiplenmek için yeğenini çıldırtan bizzat o. Sen de kimsin be? Bana iftira atma hakkını nereden buluyorsun kendinde? Kim olduğum önemli değil. Ama illa öğrenmek istiyorsan söyleyeyim. Ben Sefer'in yeğeniyim. Rapor vermeden önce tedavi etseniz daha iyi olmaz mıydı sevgili hocam? Sefer'in yeğeni. Yaktım seni Sefer. Raporu hemen verecek değildim zaten. Geçici rapor düzenlemeyi düşünüyordum. Sen bittin Sefer. Sefer Usta! Nedim Bey, ne oldu? Bir de utanmadan ne oldu diye soruyor musun ha? Amacın neydi? Söyle bakayım. Ne amacı? Ne anlatmaya çalışıyorsunuz Nedim Bey? Yeğeninle bir olup beni devre dışı bırakacaktınız değil mi? Belki de yeğeni Seçil'le evlendirecektin. Bu mu amacın ha? Dediğinden hiçbir şey anlamıyorum. Ama ya ama yok. Sana yedirmem o malları. Ne pahasına olursa olsun yedirmem. Emin öldürdüğüm gibi Seçil'i de öldürürüm. Yine de yedirmem sana o malları.
Sonra ne oldu yavrum? Doktor bana sorular sordu. Sonra o adam geldi. Amcama ve doktora bağırdı. Ne dedi? Bilmiyorum. Babamı ben öldürmedim Zehra teyze. Ben öldürmedim. Ben öldürmedim babamı. Ben öldürmedim. Ben öldürmedim. Ben öldürmedim. Ben öldürmedim. Senin ne işin var burada? Nedim Bey'in yasağını unuttun galiba. Unutmadım. Sadece yavrumun nasıl olduğunu merak ettim. Tamam uzatma. Çık dışarı. Ne bakıyorsun? Allah sizi ıslah etsin. Seni yakarım Sefer Usta. Seni polise şikayet ederim. Şikayet edeceksin? Hangi akla? Kardeşimi öldürdün. Ben değil, sen öldürdün kardeşini. Arabanın frenlerini bozan sensin. Ama frenleri bozmamı isteyen sensin. Bunu ispat edemezsin. Ama ben ispat edebilirim. Araba hurdalıkta. İncelemeye alırlarsa her şey ortaya çıkar. Ya yayına akıl ver... ya da ben ne yapacağımı iyi biliyorum. Sana 24 saat süre. Tarkan! Nedim Bey'in anlattıkları doğru mu? Ona iftira atmışsın, doğru mu Tarkan? Siz ikiniz birlik olup Seçil'in babasını mı öldürdünüz? Dayı inanmıyorum sana. Katilsiniz siz, katil! Canisiniz! Tarkan! Tarkan dur! Benden daha ne kadar kaçacaksın ha? Babama neden kıydın? Neden para için hayatımızı mahvettin? Değdi mi? Babamı mezara gönderdin. Beni babasız bıraktın. Ya sen? 25 sene ceza aldın. Değdi mi ha? Değdi mi? Değdi mi? Cevap versene. Kaç bakalım. Peki ya vicdanın? Vicdanın ne olacak? Ondan kaçabilecek misin? Tabii sende vicdan varsa. Ama yok. Seçil. Ağladın yeter. Bundan sonra ağlamanı istemiyorum. Sen olmasaydın ben ne yapardım Tarkan? Ben her zaman senin yanında olacağım. Hadi gidelim. Zehra teyze bizi bekliyor. Onu daha fazla bekletmeyelim.